Takiyüddin er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı yanlışın neresini düzelteceğini bilemedi. O padişah 3. Selim değil, Kopernik'te Takiyüddin'den önce yaşadı. Takiyüddin er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. Sanki Türk milletinin tarihi Türkiye Cumhuriyeti ile başladı. CHP zihniyeti binlerce yıllık tarihimizle, özellikle Osmanlı ile bir türlü barışamadı. İşte bu küskünlük cehaletin temellerini attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim çalıştayında yaptığı konuşma tarih dersine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Osmanlı'nın batışına bakın. Bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görürsünüz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Takiyüddin 1520'lerde dünyaya geliyor. Hayattan 1585'te ayrılıyor. 3. Selim ise 1789 ile 1807 arasında hüküm sürüyor. Yani Takiyüddin'den neredeyse 2 asır sonra yaşıyor. Kılıçdaroğlu ise onu zaman makinesine bindirip 3. Selim'le aynı tarihe getiriyor. Takiyüddin er-Reşit var, Raşit vardır. Takiyüddin er-Raşit. 1570'li yıllarda 3. Selim tarafından müneccim başılığa tayin edilir. Konuşmasında güneş merkezli evren modelini keşfeden, Kopernik'ten de bahseden Kılıçdaroğlu, onun da yaşadığı yüzyılı tutturamadı. Takiyüddin'in kosinüs ve tanjantı Kopernik'ten önce kullandığını iddia etti. Oysa Kopernik, Takiyüddin'den 50 sene önce yaşadı. Kopernik'ten önce sinüs kosinüs tanjantı kullanmıştır. En vahim hatayı ise Osmanlı'yı kötülemek isterken yaptı. Okuma yazma oranı 1800'lü yıllarda yapılan çalışmalar var. %5. %90-95'i okuma yazma bilmiyor diye resmi kayıtlara düşürmüş. Zira Murat Bardakçı'nın aktardığına göre 19. asır Osmanlı İmparatorluğu'nda erkeklerin okur yazarlık oranı hakkında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu rakamları nereden bulduğu gerçekten merak konusu. Üstelik yanlış ve çarpıtılmış bu bilgileri bir eğitim çalıştayında sarf etti.